çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar. Çocuk deyip geçmeyinden selam ve saygılarımızla bir programımıza daha başlıyoruz. Dünkü programımızda ağırlıklı olarak çocukların dini eğitimleriyle alakalı sizlerin canlı yayındaki sorularınızı cevaplandırmaya çalışmıştık ama maalesef süremiz yetmediğinden dolayı çocuklarda din eğitimi, Kur'an eğitimi, efendim Allah kavramı, cennet cehennem kavramıyla alakalı birçok sorular askıda kalmıştı ve bugüne havale etmiştik biz dünkü yayınımızdaki efendim işlediğimiz konuyu. Dün göndermiş olduğunuz, yayından sonra hemen göndermiş olduğunuz e-mailleri, özellikle dini eğitimle alakalı maillerinizi cevaplandırmaya çalışacağım. Efendim, Tuğba Hanım'ın mesajıyla başlıyoruz. Tuğba Hanım şöyle sormuş. 4 yaş 4 aylık kız çocuğu annesiyim, çalışan anneyim. Evde bakıcısıyla kalan kızıma elif cüzü aldık ve evdeki hanım, biz sıkılmadan harfleri öğretmeye çalışıyoruz. Fakat kendi pek ilgili değil. Ona bu konuda ne yapabilirim? Evde öğretim nasıl olmalı? İyi çalışmalar diye sormuş Tuğba Hanım. Şimdi değerli Tuğba Hanım, çocuklarda elif bağ öğrenme yaşı, harfleri öğrenme yaşı 6 yaş civarında başlar. 6-7 yaş civarında başlar. Çocuktan çocuğa da değişir. Çocuklar çünkü bu yaştan itibaren artık soyut kavramları da öğrenmeye başlamışlardır. Semboller ile soyut kavramları bir arada öğrenirler. Bu bizim için bir teknik terimdir. Ama sizin bilmeniz lazım gelen şey şu. Çocuklar 6 yaşından önce eğer elif bağı öğrenmeye kalkarlar ise zorlanabilirler, zorlanırlar. Ve bu zorlanmalar sırasında da Kur'an öğrenmeye karşı bir tepkisellik oluşabilir çocuklarda. Çocuk belki zorlana zorlana bir şeyler öğrenmiş olur ama biz Kur'an öğrenmede ya da din öğrenmede sizin beklediğiniz şey öğrendiği bu Kur'an'ı hayata geçirmesini bekliyorsunuz, öyle değil mi? Kur'an'ı öğretmiş olabilirsiniz ama öğrendiği Kur'an kendi duygu dünyasında rahatsızlık verici bir vaziyette öğretildiğinden dolayı hayata geçirmesi kısmında zorlanabilir çocuk. Dolayısıyla çocuklarınızın zorlanmadan Kur'an öğrenmesini istiyorsanız efendim 6 yaş dönemini beklemenizi tavsiye ederim. Eğer olabilir ki bazı çocuklar 5 yaş civarında da kendileri farkına varıp harfleri öğrenmeye çalışıyor olabilirler. Bu bir istisnai durumdur. Eğer böyleyse çocuğunuz yani A'yı öğrenmeye çalışıyor, B'yi öğrenmeye çalışıyor ya da Elif'i öğrenmeye çalışıyor, B'yi öğrenmeye çalışıyor ve yan yana getirebiliyor ise bu konuda bir yeteneği vardır. O zaman belki daha önceki yaşlarda da başlanılabilir. Ama genel olarak bu istisnaları bir tarafa bırakırsak 6 yaşından önce çocuğunuza Elif Ba'yı öğretmeye kalkarsanız çocuğunuz bünyesel bir tepki gösterir. Kur'an öğrenmiş olsa da bir süre sonra öğrendiği o Kur'an ile efendim ne yaşama ne de o Kur'an'ı ilerletmeye karşı bir istek, heves duymayabilir. Efendim Demet Hanım'ın bir mesajı var. Demet Hanım şöyle sormuş. Hocam evimizde haftanın birkaç akşamı sesli dini kitap okuyoruz. Sırayla eşimle 3 yaşındaki oğlumun dinleme alışkanlığını kazanmasını öğrenmesini istiyorum. Doğru mu yapıyorum? Kreşte öğrendiği şarkıları evde tekrar ediyor. Ben de evde dua ya da sure ezberletmeye çalışayım mı? Daha doğrusu bu yaşta dini eğitim vereyim mi? Nasıl başlayayım diye sormuş Demet Hanım. Şimdi Demet Hanım 3 yaşındaki çocuk etrafta duyduğu sözleri, kelimeleri ezberler. Kendi kendine geçen bir süreçtir bu. Ezberler iken siz eğer çağırır ve din öğretmeye kalkar iseniz yine bu yaşta çocuk zorla öğretilen, kendi iradesinin dışında öğretilen şeylere karşı çocuk yine tepkisel davranabilir. Bu yaşlardaki çocuk neyi öğreneceğini kendisi belirler.
Örneğin siz çok güzel bir alışkanlık başlatmışsınız. Evinizin içerisinde efendim sohbet başlamışsınız. Eşinizle sohbet ediyorsunuz ya da bir kitap okuyorsunuz diyelim ki. Ya da sesli dini kitap okuyorsunuz ve eşiniz sizi dinliyor. İşte bu sırada çocuk da sizin de belirttiğiniz gibi dinlemeyi öğrenir. Dinlediği sırada kendi aklına takılan 3, 5, 7, 10 tane kelimeyi art arda öğrenmiş olur. Bu sizin iradenizin dışında bir öğrenmedir. Çocuğun kulağına çarpan o melodisi hoşuna giden kelimeleri öğrenmiştir. Ama eğer siz deseniz ki gel sana okuyayım bunu da öğreteyim demiş olsanız, çocuğunuz bu öğreneceği kelimeleri ve cümleleri de ve dinleme alışkanlığını da kazanamaz. Güzel bir yolda gidiyorsunuz şu anda. Eşinizle birbirinize kitap okuma ve karşılıklı olarak dinleme gayet olumlu bir dini eğitim şeklidir. Bu arada çocuk da size bakarak, 3 yaşındaki çocuk da size bakarak sizin atmosferinizi yaşayacaktır. Gayet güzel. Bu arada şunu söyleyeyim ben size. 3 yaşındaysa çocuğunuz akşamları yatar iken eğer diyelim ki veyahut da yan yana uzanmış iken olur ya hani böyle anneyle çocuk bazen böyle anne çocuk duygusunu yaşamak için koltuğun kenarına uzanmıştır. Akşamları birlikte istirahat ediyordur. Uyku değildir bu ama birlikte böyle cıvıldaşma faslında. İşte o sırada çocuğunuzun kulağına onun tekrar etmesini zorlattırmadan sureler okuyabilirsiniz. Okuduğunuz o sureler özellikle akşam uyumadan önce kulağına okuduğunuz o sureler çocuğunuzun efendim öğrenme sürecini daha da kolaylaştırır. Bir süre sonra sizin okuduklarınızı o da dışarıya doğru çıkartabilir. Bunu da hatırlatayım. Efendim Hatice Hanım'ın bir mesajı var. Hatice Hanım şöyle sormuş. Değerli Adem Hocam, diyelim ki çocuğumuz 4 yaşına girdi. Bu yaşla beraber sizin de ifade ettiğiniz gibi çocuk sosyalleşme dönemine giriyor. Ailesi olarak dini eğitim veren bir yere göndermek istedik diyelim. Tabii orada Kur'an eğitimi de veriliyorsa, böyle bir durumda çocuk orada Kur'an eğitimi almalı mı? Oradaki öğretmenlere benim çocuğuma Kur'an eğitimi vermeyin mi demeliyiz diye sormuş Hatice Hanım. Tabii şimdi Hatice Hanım bu sorunuzla aslında iç içe geçmiş birkaç şey var. Şimdi şöyle, şimdi diyelim ki çocukların toplu bulunduğu bir yer. Üst komşuya gönderdiniz, alt komşuya gönderdiniz. Fark etmez ama 5 tane çocuk bir arada, bir de başlarında öğretmen var, abla var, işte komşunuz var vesaire var. Şimdi çocuğunuzu oraya gönderdiğiniz takdirde eğer orada Kur'an eğitimi verilmeye çalışılıyor ise oturmuş 5 tane çocuk, işte komşunuz da diyelim ki o 5 tane çocuğa, 4 yaşındaki çocuklara Kur'an öğretmeye kalkıyor ise ve eğer siz de yazılı olarak yani elif bayi öğretmeye çalışıyor ise, sizin çocuğunuzu onların içerisinden öğretmen ayırt eder ise o takdirde çocuğunuz cezalandırılmış olur ve o takdirde çocuğunuz kendini etiketlemiş olur. Yani siz başlangıçta karar vermeniz lazım. Eğer öyle bir yere gönderecekseniz o takdirde şunu diyemezsiniz. Benim çocuğuma diğerlerine gösterin, benimkine göstermeyin diyemezsiniz. Çocuğunuz kendini dışlattırmış olursunuz. Ya efendim orada beraber bulundukları çocuklara ezberden Kur'an öğretileceğini onlara hatırlatmanız lazım. Yahut da eğer elif bağı öğretiliyorsa 4 yaşındaki bir çocuğa, yani çocuğunuz da buna çok yatkın değilse, ki 4 yaşındaki çocuk çok yatkın değildir, o takdirde göndermemeniz lazım. Gönderdiğiniz zaman da onu ayırt ederseniz ayrıca bir sorun yaşanır. Dolayısıyla başlangıçta karar vermeniz lazım böyle bir davranışı yapmadan önce. Efendim Ayşe Hanım'ın sorusu, oğlum 5 yaşını 1 ay geçti. Evet, 3 aydır Kur'an öğretmeye çalışıyoruz. Gittiği yerde öğretmeni ödev veriyor. Oraları evde çalıştırıyoruz. Ödev verdiği yerleri evde çalıştırıyoruz. Şu an tenvine geçti. Bazen sıkılıyor, okumak da istemiyor ama zorlandığında hemen de bırakıyor. 3 yaşında da kızım var. Ona bu kadar erken başlayalım mı acaba? Oğlana öğretmeyi bırakalım mı? Şimdi Ayşe Hanım bakın, çocuğunuz 5 yaşında ve galiba 3 yaşında, 4 yaşında başlanmış. Bir süredir başlanıyor ve çocuğunuz sıkılmaya başlamış. Bu sıkılma demek, öğrendiği Kur'an'a karşı içeride bir tepki oluşuyor. Yani aslında tam bir duyarlılık dönemine denk gelmemiş demek.
çocuk bünyesel bir tepki gösteriyor. Halbuki eğer çocuğun duyarlılık dönemine, elif, ba, öğrenme dönemine denk gelmiş olsa idi sizin efendim bu süreciniz, o takdirde çocuk merak içerisinde çılgınca efendim Kur'an'ın üstüne böyle kendini abandıracaktı. Bir daha öğreneyim, bir daha öğreneyim, sanki şifreler çözer gibi, sanki efendim yeni yeni kapılar açıyormuş gibi daha çok yönelirdi. Böylesi bünyesel tepki gösteriyor ise çocuğunuz şu anda, Kur'an öğretmeyi durdurmayın. Çünkü durduğunuz takdirde bu sefer çocuğunuz iyice soğuyacaktır. Yeniden başlatmaya kalktığınızda ön yargısı önceden gelişmiş olan, öğrenemediğini zannettiği bu sefer Kur'an harflerine karşı ikincil bir tepki oluşturacak. Şu anda yapacağınız şey baskıları tamamen, zorlamaları tamamen, öğretmenin verdiği ödevleri tamamen efendim kaldırıp doğal bir süreç içerisinde bunu yavaşlatarak götürmeye çalışın. Sıkıldığı an bırakacak şekle getirin. Yaşı eğer 6,5-7'ye doğru geldiğinde, kendi yavaş yavaş olayı iyice çözmeye başladığında o sırada biraz ağırlık verin. Efendim zorlamanızı tavsiye etmem bu dönemde. Efendim bir de 3 yaşında kızımız var, ona Kur'an öğretmeye başlayalım mı diye soruyorsunuz. Eğer bu Kur'an öğretmekteki kastınız sembolleri, elif, ba'yı öğretmek ise hayır. 3 yaşındaki bir çocuk efendim elif, ba öğrenme yeteneğine, harfleri öğrenme yeteneğine sahip değildir. Yapacağınız şey çocuğunuza bir şekerleme gibi, efendim bir tekerleme gibi sureleri okurken, efendim onun da ezberlemesini böyle yanında duyarken, sizin yanınızda sizi duyarken ezberlemesini sağlamanız lazım. İradi bir yöneliş çocuğunuza yapmayın. Gel sana öğreteyim diye bir yöneliş yapmayın. Çocuk duyduğunu öğrenir 3 yaşında. Efendim Murat Bey'in bir mesajı var. Murat Bey şöyle yazmış. Selamun aleyküm sayın hocam. 6 yaşına girmiş bir oğlum var. Buna duaları ve Elif B kitabında Kur'an öğretmeye çalışıyoruz. Çalışmak istemiyor. Çok çabuk sıkılıyor. Özel olarak kendine çocuk cüzü kitabı aldık, yine de sıkılıyor. Nasıl sevdirebiliriz diye sormuş Murat Bey. Şimdi değerli Murat Bey, ben bazen bakıyorum çocuklar için yazılmış olan elif cüzlerine bakıyorum. Çocuk güya elif cüzünü sevsin diye, Kur'an okumayı sevsin diye Kur'an'da öğreneceği o harfleri garip garip şekillere sokulmuş, garip garip anlamlar yüklenilmeye çalışılmış. Çocuk o baktığı şeylerin bir harf olduğunu, bir sembol olduğunu neredeyse anlamayacak vaziyete gelmiş bazı elif cüzlerinde. Efendim burada önemli olan şey, çocuklar için eğer elif cüzü hazırlanılacak ise çok sade bir elif cüzü hazırlanması lazım. Efendim elif derken elmayı göstermiş, efendim B derken balı göstermiş. Bunlar yeni harf öğrenecek olan, yani sembolleri öğrenecek olan çocukların kafasını karıştırır. Elif dediği şey elma mı? Elmayı mı kastetti acaba? Elmanın neyini kastetti acaba? Bu çizgiyle elma arasında nasıl bir bağlantı var diye çocuk size göre anlaşılması çok kolay olan E harfiyle elmanın E'sinin baş harflerinin aslında aynı olduğunu çocuk ilk bakışta, ilk öğrenişte kavrayamayabilir. Dolayısıyla aslında elif cüzlerinin pedagojik bir efendim gözetimden geçmiş olması gerekir ki çocuğa siz elif öğreteceğim diye çocuğun bu sefer öğrenmesini de zorlaştırabilirsiniz. Birinci söyleyeceğim şey bu. İkinci söyleyeceğim şey ise Kur'an öğrenmede öncelikli olan çocuk ilk önce efendim sureleri öğrenmiş olması, okuyacağı efendim ayetleri daha önceki yıllarda diline kolaylık olsun diye öğrenmiş olması öğreneceği elif cüzünü daha da kolaylaştırır. Yani çocuk 2-3 tane harfi yan yana getirirken aslında daha önceki duymuş olduğu bir kelimenin harflerini yan yana getirdiğini farkına varırsa öğrenme, o zaman elif cüzünü öğrenme çok daha kolay olmuş olur. Eğer bu aşamayı atladıysanız o takdirde çocuğunuza İleride karşılaşacağı elif cüzünden karşılaşacağı harflerin yan yana gelmesiyle oluşan kelimeleri önce sureler ezberletirerek yaptırırsanız
O zaman daha da kolay olmuş olur. Çocuk daha önceden ezberinde sureler, kelimeler, cümleler yok ise direkt olarak eğer elif cüzünden başlanırsa orada yine zorluk çekilir. Ama din eğitiminde önemli olan şey şu, yani din eğitimi bütün bir yaşamı kapsayacağı için acele etmemek lazım. Acele etilmediği gibi bir de şu var, dönemine denk getirmek lazım. Daha da önemlisi şu var, zorlayıcı olmamak lazım, çocuk bünyesel bir tepki verir. Eğer dönemine denk getirilirse, biraz önce hep anlatmaya çalıştım işte, yani 4 yaşında ne olacak, ondan sonra ne olacak diye. Eğer o duyarlılık dönemlerine denk getirilir ise, o takdirde çocuğun öğrenmesi efendim bünyesiyle uyum içerisinde olur. Eğer siz de yazmışsınız Murat Bey, 6 yaşında ve zorlanıyor diyorsunuz. Efendim o zorlamaları bir tarafa bırakın o zaman, yani zorlanıyorsa bir tarafa kenara koyun elif cüzü öğretmeyi. Ya sureler öğrenme şeklinde, kısa sureler, kelimeler, cümleler öğrenme, Kur'an'dan ayetler öğrenme şekline dönüştürün. Bir süre sonra tekrardan almaya çalışın eğer işin başındaysanız. Efendim Şüede Hanım'ın mesajı var. Hocam benim kızım geçen sene Kur'an okuluna gitti. 5 yaşındaydı. Geç başlamasına rağmen güzel başarı gösterdi. Hatim yaptı ve diğer bir sürü ezber yaptı. Ama hatim yaparken hocası bize zorla günde 10 sayfa okudu çocuk. Çok sıkıldı ama onu okuması gerekli olduğunu düşünüyor ve okuyordu. Kızlar arasında rekabet de vardı. Azimli ve kıskanç bir çocuktu. Bu sene ana sınıfına gidiyor ve bir süre okutmadık Kur'an. Şimdi de hiç okumak istemiyor. Zorlamıyorum kesinlikle. Gönlünü edip okutmak istedik, olmuyor, bıraktık her şeyi. Ayrıca geçen seneye dair hiçbir şey konuşmak bile istemiyor. Çok da severek, hatta koşarak gitmişti. Efendim yazın tekrar kursa göndereyim mi diye sormuş Şüede Hanım. Bakın yani Şüede Hanım'ın aslında bu mesajı çok da bize yol gösterici ve ibretlik bir mesaj. 5 yaşında idi diyor Kur'an'a başlayalı ve günde efendim Kur'an harflerini öğrendi, hatta hatim yaptı, bir sürü ezber yaptı. Günde 10 sayfa okuyacak duruma geldi. Şimdi çocuk anaokuluna gidiyor ama okumuyor Kur'an'ı. Bünyesel bir tepki gösteriyor diyor ve hatta o geçen yılı hiç konuşmak dahi istemiyor çocuk. Yani bakar mısınız rica ederim? Yani çocuk 6 yaşına gelmiş, işte anaokuluna gidiyor şu anda. Geçen yıl kazanımlarıyla ilgili bir şey söylendiğinde efendim onu okumak istemiyor, konuşmak istemiyor. Yani burada işte söylemeye çalıştığım şey bu. Eğer çocuğun dönemine denk getirilmezse, duyarlılık dönemi, eğer çocuğun algıladığı dönem sizin vermek istediğiniz şeyle bütünleşmiyor ise çocuk o zaman öğrendiğini zannettiğiniz hatim yapmış Kur'an'ı, efendim hatim yaptığı Kur'an'ı efendim daha sonra yüzüne bakmak istemiyor. O yüzden anne babalar oldukça dikkatli olmaları lazım bu yaş dönemlerine. Sakın ola ki çocuk Kur'an okumaya başladı, ne güzel sure okuyor, bak ne güzel hatim yaptı diye kendi kendimizi kandırmamamız lazım. Bu oldukça önemli. Çünkü çocuklar bakıyorsunuz efendim bir Fatiha okusa mesela çocuk için bir kar olacak. Ama anne baba öğretmiş, Yasin öğretmiş, şunu öğretmiş, bunu öğretmiş, birçok sure öğretmiş, ayet öğretmiş, hatta hadisi şerif öğretmiş. Çocuk bülbül gibi şakıyor, konu komşuya gösteriyor anne baba. Gelenlere okutturuyor, gidenlere okutturuyor. Efendim yemek veriyor yemeklerde çocukları. Hadi bakalım bir sofra duası oku deniyor. Sofra duası okutturuyor. Çocuk aslında dini yaşamak yerine, dinin ne olduğunu, okuduğu şeylerin ne olduğunu anlamak yerine habire bir ezber makinesi gibi, habire bir efendim CD takılmış bir bilgisayar gibi habire bir şeyler çıkartıyor ama çocuğun içerisine işlemiyor. Dolayısıyla o duyarlılık döneminin haricinde çocuğun elde ettiğini zannettiğiniz kazançlar çok defa ileriki yıllarda çocuğun terk edeceği şeyler olabileceğini de düşünerek aman dikkatli olmak lazım gelir diyorum. Gönderdiğiniz mesajlara devam ediyoruz. Ağırlıklı olarak bugün çocuklarda din eğitimini, Kur'an eğitiminden bahsetmeye çalışıyoruz ve bu konuda göndermiş olduğunuz mesajlara öncelik veriyorum. Efendim Oya Hanım'ın mesajı şöyle. Hocam selamun aleyküm. Verdiğiniz emek için Allah razı olsun. Benim oğlum 5,5 yaşında. Daha 3 yaşındayken ben namaza durmuştum. Yanımda kendisi de durup ihlası
Şerif'i okumuş, hayretler içerisinde kalmıştım. Çünkü oğlumun öğrenmesi için ben bir şeyler yapmamıştım. Ve yine TV'den İngilizce ona kadar kendiliğinden okumayı öğrenmişti. Ha, İngilizceyi birden ona kadar öğrenmişti. Şu an ise evimdeki Elif Bağ Kur'an CD'sini, anne ben bunu çok seviyorum, bilgisayara kendisi takıp harfleri öğreniyor. Ben de içinden geldiği için engelleme adına bir şey yapmadım. Bu yaz Kur'an kursuna göndermemi tavsiye eder misiniz? Bu sene ilk öğretimde başlayacak. Bu bir problem oluşturur mu diye sormuş değerli Oya Hanım. Şimdi bakın Oya Hanım, ne kadar güzel bir tecrübe yaşamışsınız. Yani bir şey öğretmeye zorlamak yerine 3 yaşındayken siz namaz sırasında İhlas okurken 3 yaşındaki çocuğunuz hiç farkına varmadan siz namaz kılarken arka tarafta İhlas öğrenmiş. İşte söylemeye çalıştığım şey de bu. Yani çocuklar 4 yaşına kadar efendim duydukları şeyi öğrenmeye çalışırlar. Kendi kendine öğrenmeye çalışırlar. Ama eğer çocuğunuzu yanınıza almış olsaydınız, gel ben sana İhlas öğreteyim bakalım falan deseydiniz, çocuğu karşınıza oturtursaydınız zorla ve bülbül gibi öğretmeye çalışmış olsaydınız, papağan gibi öğretmeye çalışmış olsaydınız, o çocuk bünyesel bir tepki verecekti. İşte o yüzden diyorum ki çocuklar 4 yaşına kadar evin içerisindeki dini atmosferi yaşarlarken bir yaşam tarzı olarak çocuklar sureleri öğrenmesi, ezberlemesi gerekir. Efendim günümüzde bunun imkanları çok fazla. Akşama kadar evdesiniz diyelim, bir ev hanımısınız. Yahu takın mesela bir tane CD'yi, 10 kere Fatiha'yı okusun. 20 kere efendim Ayet-el Kürsi'yi okusun. 30 kere efendim Bakara suresini okusun. Çocuk bunları dinlerken hiç farkına varmadan çocuk bir bakıyorsunuz ki 4 yaşından önceki çocuk almış başını gitmiş bile. Baba evde cemaatle namaz kılıyor mesela, diyelim ki hanımefendi arka tarafta, büyük oğlan onun yan tarafında, evin içerisinde bıdır 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 gezen 2 yaşındaki bir de kızınız var. Baba dışarıdan Kur'an-ı Kerim okurken, namaz suresini okurken bir de bakarsınız o ortalıkta gezdiğini zannettiğiniz şeyin çocuğun zihnine sureler yapışmış bile. Dolayısıyla hiç zorlanmanıza gerek yok. Bu dönemde, 4 yaşına kadarki dönemde sadece atmosferi sunun. Evin içerisinde Kur'an dinleyin, Kur'an okuyun. Arabada yolculuk yapıyorsunuz efendim. İşte müzik çalıyorsunuz. Bakıyorsunuz çocuk müziği de öğreniyor. Yani 3 yaşındaki çocuklara ben bazen bir bakıyorum. Aman Allah'ım, ne kadar güzel şarkılar söylüyorlar. Ne kadar güzel türküler öğrenmişler. Böyle cıvıl cıvırlar. Hatta çıkıp oynuyorlar. İşte eğer siz de şarkı türkü yerine çocuğunuzun Kur'an öğrenmesine hassasiyet gösteriyorsanız, ne işiniz var? Binin arabaya, koyun CD'yi efendim, bir saatlik bir yolculuk içerisinde bir sureyi 5 kere dinleyin. Görün arka tarafta hiç farkına varmadan çocuğunuz o sureyi öğrenmiş olur. Ne zamana kadarki dönemde? 4 yaşına kadarki dönemde. 4 yaşından sonra bu yine devam edebilir ama 4 yaşın özelliği şu. 4 yaşından sonra artık çocuğunuza efendim karşınıza alıp da öğretebilirsiniz. O da ayrı bir şey. Bundan önce karşınıza alıp öğretmek çocuğunuzun tepkisine yol açar. 4 yaşından sonra ise gel hadi bakalım seninle ne suresi okuyacağız bugün, Fatiha'yı okuyalım diyerek böyle 5 dakika, 3 dakika karşılıklı otururken çocuğunuza 4 yaşından sonra öğretebilirsiniz bunu. Bu da ne kadar sürecek? 6 yaşına kadar, 7 yaşına kadar. Böylelikle çocuk bir taraftan pasif hafızasının içerisine Kur'an'a ait kelimeler, cümleler, ayetler, hadisler koymuş olacak. 6 yaşından sonra da Kur'an öğrenmeye başladığı sırada zaten bildiği Kur'an'ın sözlerini, harflerini bu sefer sembol olarak öğrenecek. Süreç böyle işliyor. Oya Hanım diyor ki 5,5 yaşındaki çocuğumun Kur'an okumasını teşvik edebilir miyim, gönderebilir miyim bir yere? Orada Kur'an öğrenmesinde bir mahsur var mı? Eğer çocuğunuz bu konuda meraklı ve istekliyse efendim göndermenizde bir mahsur yok. Az önce söylemiştim, normalde yaş 6 yaşında başlıyor olmasına rağmen çocuğunuzun sizden anladığım kadarıyla zaten bir merakını oluşturmuşsunuz. Farkına vararak ya da varmayarak efendim zorlanmadığını düşünürseniz o zaman gönderin. Bu arada bir şey daha hatırlatayım. Şimdi bazen çocuklara Kur'an öğrenme için ya üst kat komşuya gönderiliyor ya da başka yerlere gönderiliyor. İşte saatlerce orada duruyor çocuk. Ve yani bir bakıyorsunuz 4 saat, 3 saat, 2 saat
bir çocuk için, hele ki o yaşlardaki bir çocuk için, 4, 5, 6 yaşındaki bir çocuk için 2 saat boyunca bir şeyi öğrenmek için birisinin karşısında bulunuyor olmak cinnet geçirilecek bir şeydir. Çünkü çocuk o dönemde duygu devinim yaşamaktadır. Duygusu coşkun bir sel gibidir. Dışarıya doğru çocuğu hareketli tutar. Çocuk koşar, coşar. İşte burada ne öğreniyor çocuk? Bu koşmalar ve coşmalar sırasında aslında sakarlıktan kurtuluyor çocuk. El kol koordinasyonunu öğreniyor. Adım atmayı öğreniyor. Zıplamayı öğreniyor. Tutmayı öğreniyor. Vücudunun organlarının, vücudunun kaslarının bir uyum içerisinde çalışmasını öğreniyor. Bu çocuğun içerisindeki buyurucu bir iç kılavuzun verdiği enerjiyle oluyor. Eğer bu enerjiyi taşıyan çocuğu karşınıza alır, saatlerce bir odanın içerisinde tutmaya çalışırsanız çocuk cinnet geçirir, ortalığa çarpar, sağa gider, çarpışan araba gibi bir ona çarpar, bir ona çarpar, takla atar. Efendim siz karşıda bir şey öğretmeye çalıştığınızı zannedersiniz, çocuğa vurmak zorunda kalırsınız, kızmak zorunda kalırsınız. Oğlum otursana, kımıldamasana. Ya kolaysa sen kımıldama hadi bakalım. 4 yaşındaki bir çocuğu öyle sakin sakin oturtturmak kolay bir şey mi? 5 yaşındaki çocuğun içerisindeki enerjiyi senin içine verelim. Sen neredeyse çılgına dönersin yani. Kur'an öğretmeyi bırakın. O sırada binanın altını üstüne getirirsiniz. Çocuk o sırada Allah tarafından bu enerjiyle enerjilendirilmiş ki çocuk kıpır 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 ederken ne yaşıyor? El kol koordinasyonunu, sağ eliyle sol ayağı birbirine atmayı, efendim duygu devinim dediğimiz bir dönemi yaşıyor. Bu dönemde çocuğu karşınıza alıp da akıllı uslu oturtturarak bir şeyler öğretmeye, hem de saatler sürecek bir süreç içerisinde bir odanın içerisinde zorunlu olarak tutmaya çalışırsanız efendim o sırada çocuğun gazabına uğrayabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Efendim Muradiye Hanım'ın bir mesajı var. Muradiye Hanım şöyle sormuş. Hayırlı günler hocam. Radyodaki konuşmalarınız bizim farkındalığımızı artırıyor. Allah razı olsun. Bir oğlum var. Allah bağışlarsa 2005 Temmuz doğumlu. 3 senedir anaokuluna gönderiyorum. Yani 2010 yılındayız, 11 yılındayız biz. Çocuk 6 yaşında, 3 senedir gönderiyorsanız 3 yaşından itibaren gönderiyorsunuz. 2,5-3 yaşından itibaren. 2009-2010 döneminde Aralık'ta okula gitti. Harflerin bir kısmını tanıyor idi. 2010-2011 dönemi sürekli gidiyor artık. Öğretmenimiz ve ben de evde gerek kitap gerekse CD olarak destek vermeye çalışıyoruz. Ama kelimeler başta, ortada, sonda olunca değiştiği için ben bilemiyorum diye ağlıyor. Arkadaşları Kur'an'a geçti. Ben bilemiyorum diyor. Nasıl öğretebiliriz, ne yapmalıyız diye sormuş değerli Muradiye Hanım. Şimdi Muradiye Hanım, çocuğunuzu çok erken vermişsiniz kreşe ve çok erken başlamışsınız bu sürece. Yani siz bir şeyler öğreteyim derken bakın çocuk başta, ortada, sondaya takılmış. Kolay bir şey değil gerçekten. Yani siz Kur'an biliyor olabilirsiniz, okuyor olabilirsiniz, ruhunuz coşuyor olabilir. Ama Kur'an öğrenmek öyle kolay bir şey değil. Hele ki yaşamı yeni tatmış olan bir çocuk açısından bakıldığında. Bu ne başta, ortada, sonda, üstün, esre, ötre, tenvin, bu neyin nesidir böyle kargacık burgacık şeyler. Dolayısıyla bakın ağlama durumuna gelmiş neredeyse, ben öğrenemiyorum diye. O takdirde gittiğimiz yol yanlış yol. Yani çocuğumuz şu anda baskı altında. Şu anda öğrendiği Kur'an onun yaşamını keyiflendirecek, ona huzur verecek bir Kur'an olmaktan çıkmış neredeyse. Çocuğunuzu ağlatır vaziyete gelen bir Kur'an'a dönüşmüş. Dolayısıyla bence biraz sakin olun. Heyecana kapılmayın. Birazcık çocuğunuzu da rahatlatın. Ki gittiği yerde çocuklar birbirleriyle yarışır vaziyete gelmişler. Ve çocuğunuz arkadaşları öğrendiği halde kendisi öğrenemiyor olmanın da verdiği bir psikolojik baskının içerisine girmiş. O takdirde böylesi çocuklar genellikle kendilerini öğrenemiyorum ben diye etiketlerler. O etiketi de çocuğunuz kendi alnına yapıştırmadan, ki eğer öğrenemiyorum, ben zaten aptalım, ben zaten efendim çok affedersiniz salağım, herkes bunları yapabiliyor ama ben yapamıyorum diye çocuk kendi kendini etiketlerse, bu etiket bir ömür boyunca çıkmıyor çocuğun alnından. İlkokula gidiyor, öğretmen ders anlatıyor,
Çocuk zannediyor ki bir ben anlamıyorum zannediyor. Liseye gidiyor, zayıf alıyor, zaten ben öğrenemedim ki diye algılıyor. Üniversite sınavına girecek, çocuk zaten diyor ki herkes kazanacak ama ben kazanamam ki diye şey yapıyor. Dolayısıyla çocukları yarıştırır vaziyetinde bir şeyler öğretmek. Hele ki bu erken çocukluk döneminden itibaren, yani 6 yaştan önce, efendim 4 yaşa denk gelmiş olan dönemde, çocuğun daha neyin ne olduğunu kavramadığı dönemde, birbirleriyle zeka yarıştırıcı, yetenek yarıştırıcı şeylerin içerisine sokmak, bir çocuk için yaşanası en büyük dramlardan bir tanesidir. Çocuk o küçücük bünyesinin altında, başkaları koşarken kendi ayağına taş takılmış vaziyette habire yere düşüyor olmasının acısını kabuslar gibi rüyasında görür. Dolayısıyla yaşatmayın çocuğunuza böylesi bir atmosfer. Çocuğunuz şu anda ağlıyor. Anne nedir bu ortada başta sonda diye tepki gösteriyor ise kuzum deyin, hiç acelesi yok deyin. Birazcık kenara alın. Daha bilinçli, biraz önceki anlattıklarım doğrultusunda daha bilinçli bir süreç takip edin derim değerli Muradiye Hanım. Efendim Hale Betül Hanım bir soru sormuş. Selamun aleyküm Adem Bey. Peygamber Efendimizin 7 yaşına kadar çocuğunuzu namaza alıştırın, 10 yaşında kılmazsa dövün hadisi şerifi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sahih midir? Çocuklarda namaz eğitimi nasıl olmalıdır diye sormuş değerli Halegül Betül Hanım. Şimdi bu hadisi şerif benim de yıllardır zihnimi kurcalayan bir hadisi şerif. Yani birincisi çok arzu ederdim ben bir ilahiyatçı olmuş olsaydım bu hadisi şerifi didik didik kurcalamayı, kelimeleri yüklemleriyle birlikte, kelimeleri zaman kavramıyla birlikte, o mekandaki kavramlarıyla birlikte araştırmayı, efendim bu hadisi şerifin kastettiği manayı bulmayı, ama ben bir ilahiyatçı olmadığım için böylesi bir araştırmanın içerisinde bulunamamış olmanın çok defa da aslında yokluğunu yaşıyorum. Ama bir gün bir yerde çok değerli bir hocamızın bir araştırmasını okudum bu hadis-i şerif üzerine. O hocamız burada geçen dövme kelimesinin aslında dövme olmadığını, hatta kelimenin son kısmındaki, yani çocuklara, efendim 10 yaşına gelmiş olan çocuklara dövme kelimesinin sonradan eklendiğini, efendim bir makale şeklinde yazmış. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Başkanlığında görevli olan bir değerli hocamızın yazmış olduğu bir makaleye rastladığımda, ki orada bilimsel izahlar ile dilden kaynaklanan efendim özellikleri de hadis ilmiyle birleştirerek yaptığı izahları da gördüğümde, buradaki dövmenin dövme manasındaki bir dövme değil, Arapçadaki dövme efendim kelimesiyle bir dövme manasında değil, çocukları efendim artık 10 yaşından sonra bunu isteyin manasında. Yani çocuk artık namaza 10 yaşından itibaren pratikte başlamış olması manasında bir anlam yüklemiş. Hadisin orijinal halini gördüğümde zaten şöyle düşünüyordum. Yani ömrü boyunca çocuklara kaşlarını çatmamış olan bir peygamber acaba dövün diye tavsiye eder mi diye içimde geçirdiğim şeye çok değerli hocamız yazdığı bir makalede efendim buna yer vermiş. Daha da ötesinde kendisiyle çok değerli bilgilerini telefon ile paylaştığımızda şunu da sordum. Yazdığınız bu makale acaba eleştiri konusu oldu mu? Çünkü herkes dövün, dövün, dövün diyebiliyor. Dedi ki hocam bu makale El-Eser Üniversitesi'nde de tetkik edildi, yurt dışında da tetkik edildi. Aşağı yukarı bir 10 yıllık da mazisi var. Bugüne kadar yanlış söylüyorsun diyen kimse çıkmadı diye söylemişti değerli hocamız. Marmara Üniversitesi efendim İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı galiba başkanı olan değerli hocamız kendisiyle paylaşmıştım. Dolayısıyla buradaki dövünün ben hiçbir zaman öyle olabileceğine ihtimal vermedim. İlahiyatçı olmadığım için bunu kesin olarak size söyleyemiyorum ama değerli hocamızı da dinledikten sonra bu konuyu ben kendi şeyimin içerisinde kapatmıştım. Siz tekrar açtınız değerli Hale Hanım. Efendim Ayşegül Hanım'ın bir mesajı var. Ayşegül Hanım şöyle sormuş. Kızım 9 yaşında Kur'an öğrenmesini istiyorum. O istemiyor. Büyüyünce öğreneceğini söylüyor ama sure ezberleyeceğine söz verdi. Sizce nasıl davranayım? Namaz konusunda
ne zaman başlatmalıyım diye sormuş Ayşegül Hanım. Şimdi Ayşegül Hanım, biraz önce hadisi şerifi okuduk. Yani çocukların pedagojik olarak da baktığımızda 7 yaşında çocuklar alışkanlık, davranış alışkanlıkları kazanma yaşıdır aslında. 7 yaşından itibaren çocuklar, 6-7 yaşından itibaren çocuklar göstermelik olarak sanki namaz kılıyormuş gibi efendim alışkanlık kazanmak için namaza teşvik edilmesi lazım. Ki çocuklar bu alışkanlığı 7 yaşından 8 yaşına doğru, 9 yaşına doğru götürürken hayatının bir parçası olarak götürüyorlar. Ama eğer bu yaş gecikirse, eğer 9'a 10'a doğru gecikirse çocuk bu alışkanlığı böyle neredeyse kendi üzerinde bir koca bir yük olarak algılıyor. Sıkıntı olarak algılıyor. Yani bir başlıyor bir bırakıyor. O yüzden hiç zorlanmadan başlanacak dönem, kesin olarak başlanacak olan dönem 7 yaş dönemi olarak ben size tavsiye ederim. Ama çocuğunuz şu anda 9 yaşına gelmiş. Şimdi artık bu yaştan itibaren hiç olmazsa alışkanlık kazandırmaya çalışmak lazım. Artık Kur'an öğrenmek istemiyor diye söylemişsiniz. Eğer istemediği bir şeyi zorla veremezsiniz. Eğer evinizin içerisindeki atmosferi Kur'an atmosferine çevirmezseniz çocuk zaten dışarıdan gelen bir bilgiyi kabul etmeyecek vaziyette tepki gösterir. Yaşadığı atmosferi çocuk öğrenmek ister. Önce evinizin içerisinde bu Kur'an konusuna birazcık daha önem vermenizi tavsiye ederim ki çocuk buradan efendim kendisi de üzerine bir şeyler sinsin. İkincisi de harfleri öğrenmek yerine başlangıçta bakın kendisi de söylemiş, sure ezberleyeceğine söz vermiş. O zaman sure ezberletin başlangıçta. Öğrensin, ezberlesin, öğrensin efendim, ezberlesin. Ondan sonra Kur'an öğrenmeye geçirmenizi ama ezmeden geçirmenizi tavsiye ederim. Eğer öğrendiği Kur'an'ın hayatına da geçirmesini istiyorsanız. Efendim Zeynep Hanım'ın mesajıyla bugünkü programımızı da burada kapatmaya çalışalım. Efendim Zeynep Hanım şöyle sormuş. Hocam ben sizi 5 aydır takip ediyorum. Yanlışlıklarımı yeni görüyorum. 2005 ve 2007 doğumlu 2 yavrum var. Birinci soru, Allah'la risalelerle ilgili bilgiler veriyorduk. Bu sene fiyatı ucuz olmasından yakınımızdaki bir kreşe verdik. Ömer çok ufak kaldı fiziksel olarak. Sizin de vesilenizle aldım okuldan. Evde onu sıkmadan Kur'an okutuyorum. Biz de biraz bu konularda bahsetmeme kararı aldık. Eşimle, Allah sizden razı olsun. Bir de bir sene geç gönderelim mi birinci sınıfa? Seneye devletin anaokuluna gönderelim mi? Bir de ben senin gittiğin yere gitmek zorunda değilim. Ben senin dediğini yapmak zorunda değilim diyor. Kıyafetlerini toplamaya kesinlikle yanaşmıyor. Kardeşinin yapmamasını gerekçe gösteriyor. Ben yapmaya devam etmeli miyim? Biz anneler galiba yetemediğimiz için bağırıyoruz. Televizyonun başına oturuyoruz. Ne gibi faaliyetler yapabiliriz? Şimdi değerli Zeynep Hanım, birkaç dakikamız kaldı ama televizyonun başına oturuyoruz. Ondan sonra o çocuk acayip bir şekilde büyüdüğü zaman vay yandım diye şikayet ediyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Çocuk bulunan bir evde bir anne nasıl televizyon seyreder çocuğu yan tarafta dururken? Ben bunu aklım, hafızam almıyor. Aslında yanında çocuğu bulunan bir annenin eğer vaktini çocuğuyla birlikte kaliteli ve ruhen, duyusal olarak geçirmiyor ise o takdirde bu anne ileriye doğru bir bela biriktiriyor demektir. Televizyonda onun hayatı, bunun hayatı, şunun filmi, isterse çok kaliteli film olsun, isterse çok kaliteli dizi olsun, isterse ahiret inancını kendine anlatıyor olmuş olursa olsun, bir anne, çocuğun bulunduğu bir anne, 4 yaşından, 5 yaşından küçük bir çocuğun bulunduğu bir evdeki anne, televizyonu açıp onun karşısına geçip çocuğunu bir kenara bırakamaz. Böyle bir şeyi, böyle bir annenin böyle bir şey yapabileceğine ihtimal veremiyorum. Ha annenin kendi özel yaşamı yok mu? Efendim annenin kendi hayatı yok mu? Anne kendisi efendim keyif içerisinde bu dünyayı geçiremez mi? Yahu geçirsin geçirsin de eğer çocuğu ilk dönemlerde ihmal ederse ondan sonra annenin hayatı zaten bir kabusa dönüşür. Çocuk özellikle ilk dönemlerde anneyle doyasıya bir ilişki içerisine girer. Eğer bu dönemi anne televizyonun karşısında geçirmiş ise, efendim hahaynan hihinen geçirmiş ise o çocuk ileride bu annenin paçasına dolaşır. Dolayısıyla eğer bir anne
ben de kendi yaşamımı yaşamak istiyorum. Yahu bu dünyaya geldim, azıcık ben de dışarıya çıkıp nefes almak istiyorum. Efendim dünyayı tatmak istiyorum. Eşimle kol kola girip bir sinemaya gitmek istiyorum diyor ise, önce erken çocukluk döneminde çocuğun ruh dünyasını iyi inşa etmesi lazım ki ondan sonra kendi yaşamına ait şeyleri yapabilsin. Yoksa o çocuk onun peşini bırakmaz. Ben eşimle bir sinemaya gideceğim dediğinizde, babanla bir sinemaya gideceğim dediğinizde çocuk bırakmaz. Efendim azıcık şurada otur da biz şunu yapacağız dediğimizde çocuk bırakmaz. Yani anne eğer çocuğuna özellikle o ilk dönemde anne çocuk ilişkisini kurmayı ihmal ediyor televizyonun karşısında, konu komşunun karşısında, aşağı senin yukarısı benim diye koşturuyor. Çocuk da bıcır 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 kenarda, eğer farkına varmadan böyle büyütüyor gidiyorsanız o çocuk yarın paçanıza dolaşır. Zeynep Hanım'ın televizyonun başına atıyoruz biz anneler çocuğu dediği şeyde içim çok yandı, çok yandı. Bu anne başına bela hazırlıyor demektir. Bunu söylemek istedim. Onun ötesinde efendim çocuk eğer Kur'an öğrenmede erken bir yaşa denk getirmişsiniz, ucuz diye bir yere göndermişsiniz. Ondan sonra çocuk Kur'an'a da efendim okula karşı da tepki oluşturmuş ve almışsınız. Eğer çocuğunuz bundan mutluysa, memnunsa, siz de memnunsanız çok iyi yapmışsınız. Son bir şey söyleyeyim. Annelere özellikle, babalara da özellikle o özellikle küçük dönemde çocuğunuzun kokusu bir daha duyamayacaksınız. Çocuğunuzla o bıcır bıcır halini bir daha yaşayamayacaksınız. Televizyonlar gelir, televizyonlar gider. Bugün LCD'ler gelir, daha böyle güzel televizyonlar gider. Daha güzel programlar gelir, daha güzel programlar gider. Ama çocuğunuzun şu andaki halini bir daha göremeyecek. Koynunuza alıp bir kere daha koklayamayacaksınız. Çünkü uzayıp gittiği zaman, büyüdüğü zaman gel kızım sarılayım dediğinde sizi itecek yarın çocuk. O yüzden çocuğunuzun şu andaki halinin kıymetini bilin de doya sıya bir anneliğinizi, koklaya koklaya anneliğinizi yaşayın. Çocuğunuz da size doya sıya bir annelik yaşatsın, kendisi de doya sıya bir çocukluk geçirsin. Bırakın ne olur şu kaptırdığınız kendinizi televizyonları da, internetleri de, konu komşu için koşturmacalarınızı da çocuğunuza yönelin diyorum değerli anne babalar. Efendim bugünkü yayınımız da burada son buldu. Yarın saat 11'de radyolarınızın başında olursanız sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Efendim hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin.